Merhaba arkadaşlar. Bugün Java'da şart koşul yapılarını öğreneceğiz. Geçen hafta bu projemizi yazmıştık. Burayı kaydedelim. Daha sonra da yeni bir proje oluşturalım. Burada proje 3 ismi vereceğiz. Bu sekmede aç, bu pencerede aç diyoruz ve şart yapılarına başlıyoruz. Öncelikle şart yapıları nelerdir? Şart yapıları aslında benim üçe ayırdığım yapılardır. Bunlardan biri if'tir. Sadece if ile başlar. Eğer buradaki ifade doğruysa içeri girer. Bu şart bloğunun içerisine girer. Hemen şöyle bakalım. Çok kolay bir örnek yapalım. Integer a eşittir 5 diyelim. If Türkçesi eğer demektir. Eğer a 5 ise, yani a eşit eşit 5 ise, burada a'nın değeri 5 ise demek iki tane eşittir. Eğer a'nın değeri 5 ise buradaki işlemi yap. Buradaki işlemde ekrana yazı yazdırmak olsun. Sayınız diyelim. 2 nokta üst üste. Burada da A'yı yazdıralım. Evet. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman hemen çalışsın. Evet. Sayınız 5. Şimdi bu tek bir if bloğu. Yani eğer sayı 5'tir, sayı 5 ise bunu yap. Sadece tek bir özelliği sınayan bir if bloğu. Bir taneden oluşuyor. Sayı 5 ise bunu yap. Herhangi bir şey yok. Yani sayı 5 şu parantezler içerisinde yazdığımız değer sağlanıyorsa koşulun içerisine gir. Sağlanmıyorsa bu koşulu, şu koşulu atla geç ve bir sonraki komuta geç. Şuradaki komuta geç örneğin. Şimdi biz şurayı yorum satırına alacağız. Kod. Evet. Burayı komut satırına aldık. Şimdi bu birinci koşul şart yapımızdı. Şuradan gidelim. İkinci yapımız ne? İkinci yapımız şu. Tekrar integer a'yı 5 tanımlayalım ve a eşit eşit 5 diyelim. A eşit eşit 5 ise şunu yazdır. Sistem nokta out.println, işte şunu yazdır. Sayınızın değeri 2 nokta üst üste yazdıralım. A diye. Bunu yazdır. Değilse ne yap? Değilse şunu yap. Bakın herhangi bir burada parantez açmıyoruz. Çünkü A sayısı 5 ise bunu yap. 5 haricinde herhangi bir sayı ise, yani 6, 7, 5,5 da olabilir ama integer tanımladık. 5,5 olamaz. Eğer double tanımlarsak 5,5 ondalıklı sayıları da burada tanımlayabiliriz. Ama else dediğimizde ne oluyor? If bloğuna girme. Eğer if bloğu sağlanmıyorsa, yani a eşittir 5 sağlanmıyorsa bu bloğa gir. Bu blokta da sistem nokta out nokta println sayınız ilk koşulu sağlamadı diyelim. Sağlamadı. Sayınız ilk koşulu sağlamadı diyelim ve çalıştıralım. Bakalım ne döndürecek bize. Sayınızın değeri 5. Şimdi biz buraya 10 girecek olursak veya biz buradaki integer a'yı değiştirecek olursak 2 diyelim integer a'ya. Tekrar bakalım ne olacak. Sayınız ilk koşulu sağlamadı. Gördüğünüz gibi ikinci yapımız olan else yapısına giriş yaptı. Çünkü neden? A eşit eşit 5 değil. A'nın değeri artık 5 değil. A'nın değeri 2. Burada baktı. A'nın değeri 5 mi? Hayır, A'nın değeri 5 değil. O zaman ne oldu? İkinci yapı olan else, yani diğer yapımıza girdi. If'in anlamı eğer demiştik. Else'in anlamı da değilse demektir. Burayı da yine bir komut satırına alalım. Yorum satırına alalım.
şöyle, pardon. Üçüncü yapımızda, onu da göstereyim. If yine kullanılacak. Biraz daha atlayalım. If, else if, else if ve son olarak da else. Şimdi burada şunu yapalım. Bir integer a diyelim. 2 değerini verdik. Bu a üzerinden gidelim yine o zaman. Bir integer a değeri olsun. Yine a eşit eşit işte 1 olsun. A eşit eşit 1 ise şuradaki işlemi yaptır. Buradaki işlemde system.out.println olsun. Burada bir toplama işlemi yaptıralım. Neyse toplama diğer bu konuda anlattıktan sonra yaptıralım. A eşit eşit 1 ise sayınız tek sayı diyelim. Çok basit bir tek sayı, çift sayı mantığını kavrayalım. A eşit eşit 2 ise diyelim. 2 ise system.out.println sayınız çift diyelim. Sayınız çift sayı diyelim. Else sayınız bunlara girmiyorsa system.out.println sayınız nötr diyelim. Şimdi bizim sayımız 2. Yani bizim sayımız çift bir sayı. Burayı çalıştırdığımızda nereye girecek? Sayınız çift sayı. Buraya girdi. Şimdi bu bunları anlatalım. Bu 3 yapıdan oluşuyor bu 3. koşulumuz ve son koşulumuz. Burada ne var? Aslında burada bir else var. Else neydi? Değilse. Else if değilse eğer. Yani diğer bir yapı. If eğerdi. Else if değilse eğer. Else de değilse. Yani bu koşulu sağladı mı? Sağlamadı. O zaman değilse eğer. Yukarıdaki değilse eğer bu mudur? Hayır, bunu da sağlamadı. O zaman son olarak else yapısı. Biz burada burada üçlü bir yapıyı gösterdik ama biz burada else if yapısını çoğaltabiliriz. Hemen çoğaltalım. Diğerlerini çoğaltamayız. Yani if yapısını burada çoğaltamayız. Çünkü bir tane eğer yapısı vardır ve bir tane değilse yapısı vardır. Ama birçok değilse eğer yapısı bulunabilir programlamada. Tamam bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedim. Çünkü üçüncü bir, ikinci bir else if, üçüncü bir, dördüncü bir else if olabilir. Biz burada a eşit eşit bir 4'ü diyelim. Yine sayınız system.out.println. Burada da yine sayınız çift sayıdasın. Şimdi biz burada da şu sayıyı 4 olarak değiştirirsek bu kez de nereye giriş yapacaktır kodumuz? İkinci else if'e giriş yapacaktır. Hatta bunu da nereden anlayalım? Sayıdır diyelim. Sonuna dır ekini ekleyelim. Gördüğünüz gibi sayıdır. Bu dır eki eklenmiş. İkinci else if yapısına giriş yaptı kodumuz. Biz sıfır yapalım. Bakalım. Tabii ki de şu en son olan değilse yapısına giriş yaptı kodumuz. Şimdi şurayı kapatalım. Bir kod satırı yapalım. Evet, yorum satırı yapalım. Biz yukarı çıkalım. Biz şu an bir takım şeyleri öğrenmedik. Ama çeşitli Java'da kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri kullanarak Java'da çeşitli işlemleri yaptırabiliriz. Bunlardan en önemlisi de import
Java, pardon yazamadım. Java nokta util nokta scanner. Şimdi biliyorsunuz, evet, bunu zaten otomatik grileştirdi gördüğünüz gibi. Bu bir kütüphane çünkü. En üstte yazıyoruz kütüphaneleri. Çeşitli import edeceğimiz Java kütüphanelerini. Biz burada yine import java nokta util nokta yıldızda diyebilirdik. Evet, nokta yıldızda diyebilirdik. Şimdi scanner, buradan biraz bahsedelim. Scanner biliyorsunuz, scanner taramak anlamında kullanılıyor. Biz burada dışarıdan bir veri girişini sağlamak için scanner kodunu, scanner kütüphanesini kullanıyoruz. C bilenler, C++ bilenler bu oralarda C dillerinde scanf diye karşımıza çıkar. Yani kullanıcıdan bir komut al. Biz burada integer a'ya sıfır değeri girmiştik. Peki integer a herhangi bir değeri olmasaydı ve bunun değerini kullanıcı verseydi nasıl olurdu? Bunu anlamak için, bunu öğrenmek için kullanıcıdan scanf ile alıyorduk C ve C++'da. Burada scanner adlı kütüphaneyi kullanarak, bir kütüphane kullanarak alıyoruz. Hemen altında kütüphane Java Util yıldız kütüphanesi. Yıldız kütüphanesi de Java Util içerisindeki tüm kütüphaneleri etkinleştir demek. Yani eğer hangi kütüphaneyi kullanacağınızı bilmiyorsanız yıldız kütüphanesiyle tüm kütüphaneleri etkinleştirebilirsiniz. Bu ne demek? Bu aslında, bunu yaptığımız zaman, şu yıldızı etkinleştirdiğimiz zaman üsttekine herhangi bir gerek kalmıyor. Çünkü bu tüm kütüphaneleri etkinleştiriyor. Tüm kütüphaneleri bu Java dosyasına aktif ediyor diyebiliriz. Şu an bir kullanıcıdan sayı girişi isteyelim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Daha demin herhangi bir hata almıştık. O yüzden şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biz buradaki bir integer a sayımız vardı. Bu integer a'yı kullanıcı girsin istedik. Ve kullanıcının girmesi üzerine bir takım işlemler yapmak istedik. Örneğin if diyelim. Şart koşul yapısı oluşturalım bir tane. Ama büyük bir yapı oluşturalım. Else if diyelim. Şöyle. Else diyelim. Else'de herhangi bir parantez yoktu. Bu araya bir sürü else if ekleyebiliriz demiştik. Şöyle, gördüğünüz gibi. Şimdi biz bir A sayısı aldık kullanıcıdan. Hatta bunu kullanıcıya bildirelim de. Onu unutmuştuk. System.out.println bir tam sayı giriniz diyelim. Gördüğünüz gibi bir tam sayı giriniz. Şöyle. Daha sonra da kullanıcı bir A sayısı girecek. Daha doğrusu bir scanner'la aldığımız değeri bir K değişkenine atayacağız. K değişkeninde next_int komutuyla A değişkenine atayacağız. Integer A değişkeniyle. Scanner dediğim gibi C ve C++'da scanf fonksiyonuna karşılık geliyor. Burada da A sayısının çeşitli olabilecek varyantasyonlarını deneyelim. Örneğin A sayısı 1 ile V diyelim, 1 ile 10 arasındaysa system.out.println sayınız 1 ile 10 arasındadır diyelim.
noktasındadır diyelim. Bu A sayımız, bu A sayımız ondan büyükse, biz burada 11'i deneyelim. Ve A sayımız 20'den küçükse, biz burada şurada hata yaptık. 10'dan büyük. Evet, 10'dan büyük, 20'den küçük. O zaman system.out.println, burada da sayınız 10 ile 20 arasındadır diyelim. Böyle 2-3 daha işlem yapalım. Şuraları biz yapmadık. Şuraları aşağı indirelim. Bu kadar else if'e aslında gerek de yok. Şöyle, şurası bize yeterli olacaktır. Evet. Bir A sayısı, pardon, A sayısı eğer 20'den büyükse ve A sayısı 30'dan küçükse, biz system.out.println komutunda girebiliriz. Burada da sayınız 20 ile 30 arasındadır kodunu yazalım. Şuna da gerek yok. Ve else değilse system.out.println sayınız birden küçük, tam sayı olduğu için birden küçük veya 30'dan büyük bir sayıdır. Şimdi bu bir böyle bir kodumuz olsun. Burada tabii ki de çok kolay bir kod yazdık. Sadece mantığı anlamak için yazmıştık. Çalıştıralım. Bir tam sayı giriniz dedi. Şuraya bir tam sayı girdim. Örneğin 5 girelim. Enter'a bastım. Sayınız birden küçük veya 30'dan büyük bir sayıdır. Şimdi bu bir hatadır. Neden hatadır? Biz şurada bir hata yaptık. Şurayı büyük yapacaktık. A birden büyük ve ondan küçük bir sayı olacak. Şimdi kodumuzu tekrar çalıştıralım. Bir tam sayı girdiniz, 5 diyelim. Sayınız 1 ile 10 arasındadır. Evet. Enter'a bastığımızda herhangi bir görüntü yok. Tekrar çalıştıralım. Bir tam sayı giriniz. Bu kez 85 girelim. Sayınız 1'den küçük veya 30'dan büyük bir sayıdır dedi. Biz gördüğünüz gibi bu tarz işlemleri kullanıcının girdisini alarak yapabiliriz. Biz aynı zamanda if else bloklarını burada kullanıyoruz. Genellikle programlamaya girişte kullanılıyor. Ancak ilerleyen yerlerde, ileri düzey Java'da if else yapıları biraz daha az kullanılıyor. Örneğin farklı klaslarda çalışmak, farklı metotlarla çalışmak gibi ileri düzey Java programlarında if else yapıları oldukça az bulunuyor. Bunu da söylemiş olalım. Bugün dediğim gibi if else yapıları, else if yapısı da buna dahil, 3 tür yapıdan bahsettik. Tekrar etmek gerekirse bir tek if yapısı, bir if else yapısı ve if else if else if else yapısı. Burada else if istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz dedik. Yani else if'ten 10 tane de olur, 20 tane de olabilir. Yeter ki bir if yapısı, şurada yeter ki bir if yapısı ve yeter ki bir else yapısı olsun. Arasında istediği kadar else if yapısı olabilir dedik. Bugünkü dersimizde şart ve koşul yapılarını inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.